Merhaba kalbim, güzel sevgili takipçilerim, cümleten selamun aleyküm. Kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, çok şükür iyiyim. Bugün dip koşu temizlik yaptık. Bahçeye falan gitmedik. Sabahleyin güzel bir kahvaltı yaptık. Bugün öğlenden sonra okullar tatil, biliyorsunuz. Evimizin, barkamızın işlerini gördük. Biraz sonra mutfağa geçeceğim arkadaşlar. Dolapların eli yüzü silinecek. Salonumu tertemiz sildim, süpürdüm. Şöyle çiçeklerimi de gördünüz mü arkadaşlar? Bunları yeni aldım. Diğeri de oturduğum odamda. Bunları da buraya koydum. Burası ikindileyin güneş alıyor arkadaşlar. İnşallah kurumaz ya. Vallahi benim evde hiç iyi çiçek olmuyor arkadaşlar. İnşallah kurumaz. Kendi yorganımın yüzüğüyle arkadaşlar, Melisa'nın şeyi var, yorganının yüzüğü, onları dikiyorum şu an. Tripodumu, kamerayı sabitleyin, ben isterseniz şöyle bismillahirrahmanirrahim diyeyim, bakayım. Telefonumu sabitleyin, ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Medine'de yaprak saracak. Kameramı şöyle sabitledim ben. Şöyle de döndüreyim. Sabahtan beri var ya arkadaşlar, bir midem ağrıdı. Nasıl? Vallahi niye böyle oldu? Anlamadım. Arada böyle oluyor. Midem ağrı giriyor. Ondan sonra tekrardan geri geçiyor. Bu Melisa'nın yorganının yüzü. Dün müydü? Evet, sugun muydu? Makineye attım. Beyaz olduğundan arkadaşlar çabuk kirleniyor. Diğeri düğmeli de bu böyle dikmeli. Annem aradı arkadaşlar. Bir annemle konuştum. Bir Volkan'la konuştum öğlen arasında. Annem hadi gel dedi, bahçeye gidelim dedi. Ben de dün gittim ya, baktım. Her taraf çamur. Şimdi gitseydi ne iş göreceğiz? Dün herhalde biraz stil almış peşin pazarından. Onu diyor dikelim diyor. Hem bugün gidecek hem yarın gidecek arkadaşlar, inanın. Bazen canım gitmek bile istemiyor. Önceki gibi değilim yani. Önceden olsa bir günde 2-3 defa gittiğim zaman oluyordu. Ama şimdi bir fıtığım dizlerime vurdu. Artık gidemiyorum. İnsanın yaşı ilerledikçe arkadaşlar, inanın, canı hiçbir şey istemiyor. O bay bahçeye ektim, bazı takipçilerim de diyor, Ayşegül, o bay bahçeye niye o kadar çok ektin değil de, yani sizler için biraz çok gelir arkadaşlar da, bizler için normal yani, o kadar da çok değil. Hepsinde türlü çeşit ektim. Allah ağız tadıyla yedirsin inşallah arkadaşlar hepimize. Eve geliyorum, evim işi. Bahçeye gidiyorum, bahçe işi. Allah sağlık versin, sıhhat versin de arkadaşlar, ben valla işimi, gücümü görürüm. Mesela yatalak hastalarımız var, onlara Allah şifa versin. Belki de içlerinden ne kadar diyorlardır. Ayağa kalksam şu işi görsem, bu işi görsem diye gerçekten. Bunun yani hasta olmayan anlayamaz, biliyorsunuz. Allah'ım onlara da bol bol şifa versin. Allah sağlık verdikçe her iş görülür. Her iş yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Allah sağlığımızı elimizden almasın. Bu arada bugün günlerden cuma, cumamız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı, huzurlu, mutlu cumalarımız olsun inşallah. Kaç gündür yağmur yağıyor biliyorsunuz. Dün bir baktım bahçeye, o otları çapalayacaktım arkadaşlar. İçine girilmiyor yani, bastığın yer çamur. Acayip çok yağmur yağmış. Sanki eve sugun kokteylindeki gibi oldu vallaha.
Böyle felek delikleri gitti. Şimşek çaktı mı? Evde aydınlıyor ki nasıl? Ne kadar çok yağmur yağmış. Dün işte kubbe yatınca oraları çapalayayım diyordum kendimce. Geride baktım çamur, çapalamadım. Yani sabahleyin kahvaltı yapmadan gideyim. Oraları kuzeye verince bir çapalayayım. Annem de sitilini diksin. O boş yer vardı ya arkadaşlar oraya. 2-3 karık bir şeyler yapayım. Karık yapayım. İyice otlanmış oralar. Hep çapa istiyor artık. Kon istiyor. O patates tekrardan çapalanacak. Kabak tekrardan çapalanacak. O stiller çapalanacak. O soğan değilsen soğanı zaten gördünüz. Hep içi ot. O kesellenecek. Yarın bir sulayayım. Tava gelince de çapalayayım. Şimdi sulamazsam yağmur zehirler onu. Çünkü acayip çok yağmur yağdı. Az önce de Melisa'yı arkadaş çağırdı, okula gittiler. Baktım ölmüyorlar. Öğlenden sonra da okul yok ya bugün. Bakayım mı dedim, ne yapıyorlar bunlar dedim. Artık sınıf öğretmenleri varmış arkadaşlar. Onlarla sohbet ediyorlarmış. Biraz Semra Hoca ile konuştuk. Melisa'nın sınıf öğretmeni. Peki öğretmenler bir görseniz nasıl Can Ayhan? Yani bacım gibi seviyorum onu. Melis Medine'ye o yaprağı şeye koysaydın, tencereye koysaydın haşlanırdı kızım. Bir dakika anne. Suyu koy da haşlanırsın. Sanki var ya bugün hafta sonuymuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Sanki ya pazar ya da cumartesiymiş gibi hissediyorum. Akşam yorumlarda yazmışsınız arkadaşlar da kedi kayıp mı ettiniz diye bir takipçim yazmış ne güldüğüm ne güldüm diyor. Kedi kayıp mı oldu diye kedi dün bizden önce geri gelmiş vallahi hayvanlar bizden de akıllı. Bizim bir garibin şeysi vardı arkadaşlar yavruları vardı. Ta 2-3 saatlik şeye gittik patates toplamaya gittik. Yavrusuyla beraber arkamıza düştü peşimize. Neredeyse ne diyeyim size biz ta 11'de gittik. 10.30-11'de gittik. Bizi orada kaybettiler arkadaşlar. Baktık peşimizde yoklar. Hah dedik herhalde kayboldu dedik. Baktık şey gittik yok. Garip de yok yavrusu da yok. Ama bir de geldiydik saat 3.30-4'te bizden önce gelmişler. Diyeceğim o ki vallahi hayvanlar var ya bizden de akıllı. Yani sadık oluyor hayvanlar. Sahiplerine çok sadık oluyor. Benim garip çok sadıktı bize. Nereye giderse gitsin gelirdi arkadaşlar. Ama şimdi öldü. Artık umudum da kesildi. Çok bekledim arkadaşlar da gelecek diye gelmedi. Umudum kesildi artık. Ölmeseydi gelirdi o. Çünkü bize çok sadık birisiydi. Daha hiçbir köpeği arkadaşlar garip kadar sevmediydim, benimsemediydim. Hareketlerine falan var ya kendini sevdiriyordu o. Yani çocuk gibi bizimle oyun oynuyordu. Bu arada ben sohbet ede yorganın birisine gittim. Sizler bugün ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işini görüyorsunuz? Başka bir şey diyeceğim.
insan böyle heyecanlanıyor. Mesela benim bu kanalı açalı kaç sene oldu arkadaşlar. Yine de insan heyecanlanıyor vallahi. Bazen ne diyeceğini de şaşırıyor. Ne iş beceriyorsunuz diye cihadım da aynı. Melisacı şeysi oldu arkadaşlar. Örtüsü. Ben böyle tertemiz yapmayınca arkadaşlar içimde rahat etmez. Hepsini atarım yastığı, yorganı. Şöyle dursun şu. Ben kendi dikebileyim. Evet kızlar, ben şöyle yorganlarımın yüzünü diktim. Bunun da düğmelerini taktım. Melisa'nın yüzünü de diktim. Makineye çamaşır attım arkadaşlar. Çamaşır yıkanıyor. Ayhan Zat da uyuyor içeride. Diğer çiçeğim de şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İnşallah kurumazlar. Havada bir açılıyor, bir bulanıyor. Akşama kadar kaç havaya dönüyor. Bir de şu mutfağıma gireyim arkadaşlar, tertemiz. Dolaplarımın elini yüzünü sileyim. Masamın elini yüzünü. Güzelce bir temizleyeyim. Arkadaşlar bizim logar dolmuş canlar. Belediyenin çalışanları logarı çekiyorlar. Bu arada Melisa'nın öğretmeni geliyor. Misafirim. Şöyle göstereyim. Buradan mı çekeceksiniz Tahit? Şeride vuracak, burada kalı. Ya. Yok mu da orada? Şakir yarasın bakayım da. Aşağıdan alın bura bina. He, ister aşağıdan çek, ikisi de aynı. Ana karavan, şeride çok koruyayım da. Burada kalı, yukarıda, yukarı burası. Gel, 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 gel. Melisa. Evet sevgili takipçilerim, arkadaşlar bizim logar dolmuş canlar. Belediyeden geldiler, sağ olsunlar, açtılar, gittiler. Melisa'nın öğretmeni geldi. Biraz oturduk, şöyle kahvelerimizi içtik. Yarım saat, bir saat oturduk. Onu da daha yeni savuşturdum. Mutfağa geçtim. Medine bir şeyler hazırlıyor. Ben de kovaya bir su dolduruyorum arkadaşlar. Şuraları falan sileceğim. Şöyle şunu da alayım. Şu halımı bir toplayayım. İlk önce arkadaşlar kovaya bir su doldurayım. İlaçlı su yapayım. Aşağıdan açamadılar. Buraya çıktılar. Şöyle tuvalete girdiler. Tuvaletten açtılar canlar. Melisa. Kovaya bir su doldur hele kızım. Medine'm şöyle mutfağa geçti canlar. Göğüs etini tencereye koymuş. Ben bu tencereni şey yaptım ya arkadaşlar. Makineye attım ya. Makinem tencerem bozdu. Yani şeyini çıkarttı. Yüzümdeki boyasını evet, çıkardı. Evet. Hele. Keşke atmasaydım. Ben de attığıma evet, çok pişman oldum da. Şöyle Medine arkadaşlar göğüs eti pişiriyor. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Şehriye salatası yapıyor bir taraftan. Şöyle göstereyim. Bunu da dün aşağıdan buldum arkadaşlar. Bunu götürüp bahçeme dikeceğim. Sultan komşum buldu. Aşağıda oturuyorduk dün ben, Nuriye komşum, Sultan komşumuna bulmuş gelmiş. Onun dikecek yeri yokmuş, bana bir dal götür etti, sen dik dedi. Ben de suyun içine koydum canlar, yarına kadar bir şey olmaz, pürüşmezse bunu götürüp bahçeme dikeceğim. Yarın mı gideceğiz? Evet, sabahleyin. İçimden gidecek olmaz mı? Hayır. Niye? Sabahleyin erkenden giderik. Ben bir yerde giderim mi? Hı?
Altını nasıl çeksin yavaş yavaş. Evet sevgili takipçilerim, arkadaşlar ben boğulma şöyle suyu aldım canlar. Şu kapımı da açayım. Siz de şunları uzatırsanız. Şu halımları toplayın. Şu payasımı güzelce bir sileyim çünkü her yer kapkara oldu arkadaşlar görseniz. Şunu da dışarıda bir sileyim, üzerini tekrardan bir süpürün. Mısırdan var mı? Onu da niye ediyorsun? Neyse gördüydüm arkadaşlar. Bu da ikinci. Lavaboya hortum çekince arkadaşlar her tarafı katlara oldu. Görseniz Medine'nin Melisa da içeriye geçti. Onlar da biri sigara böreği sarıyor. Biri şehriye salatası yapıyor. Ayhan Azat uyuyor. Ona ağır kesici ateş düşürücü verdim arkadaşlar. Bir görseniz Ayhan burada uyuyor. Evet sevgili takipçilerim. Güzelce fayanslarımı sildim arkadaşlar. İki defa halımı da dışarıda silkeledim. Süpürdüm. Buraya serdim. Şöyle mutfağımıza geçelim. Kızlar şöyle sigara böreği kızartmışlar. Medine'm de şöyle şey yapıyor. Şehriye salatası. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gelin çay içelim. Buyurun gelin çay içelim de. Ne tahta kaşığı kullanmıyor Medine? Normal ek olarak yağ dökmeyeceğim. Medine bunun içine neyi neye kattın anlat bakayım. Tavuk göğsü, mısır, onsuna kapya biber, közlenmiş biber, turşu, evet. Mısır, maydanoz, hı hı. Baharatlar, tuz, ondan sonra limon, nar ekşisi. Yeter Medine, çok eşkili olmasın. Karabiber, kırmızı biber sizin tercihinize kalmış. Birazcık katacağım. Karabiber. Stilimde boynunu bükmüş burada duruyor yazık. Sabahleyin gideyim de bunları bir dikeyim. Ama stillerde var ya iyiye benziyor arkadaşlar. Yetermedi. Biz bir taraftan evin işlerini görüyoruz. Bir taraftan ev işi çıkıyor. Melisa bir de sen selam ver gel. Melisa'nın öğretmeni gelince şekli şemali değişti Melisa'nın. Nasıl güzel rengarenk oldu demediymiş. Şöyle bir sabitleyin kameramı. Medek çayın üstüne bir şey getireyim mi? Siz sohbet ede durun geliyorum ben. Sohbet ederken. İkindi ne zamanımızda okundu arkadaşlar bu arada. Semra Hoca gitmeseydi o da kışı değildi yazık. Benim de bir dahaki neydi? Bir kahve işte gitti arkadaşlar. Çocuklar kurstan çıkacakmış. Kurs mu diyordum ateş? Ha okuldan mı? Okuldan çıkacakmış. Bir kahve işte gitti. Bu arada yoruldum vallahi. Sabahtan belli temizlik yaparım arkadaşlar. Bir temizlik bitmedi. Bu kadınların temizliği niye bitmiyor ki? Şöyle tadına bir bakalım. Medine nasıl yapmış? Hmm. Güzel olmuş. Hmm.
Melisa'nın öğretmeni Melisa yine epey şikayet etti arkadaşlar. Arkadaşlarıyla hiç iyi geçinemiyormuş Melisa. Bir konuştuk, iyi anlaşıyorlardı. Şimdi yine aynı. Dersleri diyor iyi diyor. Derslerime katılımı iyi diyor. Ama sıra arkadaşlarına gelme diyor. Bir girerken vuruyor diyor, bir çıkarken vuruyor diyor. Onu kendine herhalde huy edinmiş Melisa. Öyle yapma Melisa diyorum, onunla senin arkadaşın diyorum, hala yine aynısını yapıyor. Bilmiyorum Melisa'yla nasıl bir konuşma tarzı yapacağım, onu da şaşırdım. Gerçek Melisa öyle yapma diyor, onunla senin arkadaşın kızım. Beni hiç kavga etmiyorsun, hiç. Bir tane şikayet geldi mi kavga diye? Yok. Çayın üstünü örtmedi işte. Semra Hoca Medine ile konuştu. Arkadaşlar Medine'm diyor, okuluna devam et diyor. Çalış, çabala diyor. Benim ailem bana izin vermedi okumama diyor. Şimdi de iyi ki de okumuşsun diyorlar diyor. Gerçekten çok haklı valla. Anne içinde hep bir şey mi var? Hem maddi hem manevi ben destek oluyorum Medine. İnşallah okur. Tekrar başlar. Sorçayı ne yapıyorsun? He. Valla. Boğazına durma. Ayhan'a zaten daha şeye bildim arkadaşlar. Herkes ateş düşücü hala uyuyor. Bir saattir uyuyor. Gecede kalkmış. Anne diyor öyle boğazım ağrıyor dedi. Ben yemem anne seti. Sen onu sevmek sen herhalde beğenmedin. İçinde şey var ya. Bu seti. Ben şunu da yiyeyim. Ben içine bu setini katınca sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Evet. Madem kendin ayrıyeten katardın. O zaman sarsan mı anne var? Hayır ben bir yaptım da bu seti katmayınca da oluyor. Nasıl güzel oldu? Her şey güzel yapıyor. Benim oyun mu? Sen bir de şimdi hızlı yapıyorsun ya. Kaleye geçip onu da bulunca yapıp da kaldı. Bugün mü yapacak? Yok. Bugün yağmur yağacak. Şuraya koy yıkan. He. Nefret ediyorum, nefret. Neden? Kaleye yıkamazsın. Ben de. Aman adamdan iş görmek ben nefret ediyorum ya. İş görmekten değil, biz halı yıkamaktan nefret ediyoruz. Benim hani 5 kere düğünü koy yıkarım, ben halı yıkamam. Siz gören de her gün halı yıkıyorsunuz zannede. Anne vallahi bak ay, 5 kere neyim ki o? Semra Hoca'nın yanına dedim ya halı yıkayacağım diye gene bağlı yıkayacağım. Sen falan da diğer misin annen yanında çok halı yıkadın? Hayır. Temizlik imandan gelir. İyi o zaman şurada pasayla dursun. Öyle gidelim gidelim çıkalım. O kadar da temizlik olmaz ama. Değil canım. Anne valla hala çok baktım değil misin? Çok arayın daha ya. Yok. Temizlik imanın yarısıdır. Yine hava bulanıyor arkadaşlar. Yağmur yağacak herhalde. Biz de karnımızı doyuralım canlar. Vallahi şeye gireceğim, lavaboya gireceğim. Oraları bir tertemiz temizleyeyim. Bir çamaşır suyuna ne uğraşayım. Yine çamaşır suyuna alerjim var ya benim kafamda. Çamaşır suyuna uğraştım arkadaşlar. Başım ağrıyor acayip. Yani hafızam gelip gidiyorum. Tuvaletimizi yıkayacağım. Ondan sonra acaba başka da bir işimiz, gücümüz yok. Biraz da mısır ufeleyeceğim. Yarın bir cızısına mısır ekmediydim arkadaşlar. Bahçemizin oraya ekeceğim. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Akşama da yemeğimiz yok ama yemek yapmayacağım. Zaten şu an saat 5. Şimdi yedik içtik bir daha da yemezik. Çocuklar falan acıktım derse onlara da bir yumurta falan pişiririm. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok sevinirim canlar. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz.
Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Çıkın, çıkın gelin Ayşe bacımızın kanalına.